Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karışalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qeynəmsizli Xıtanlar ekranımız olsun. Xıtay cinayetlerini yeni basitler bilen pərdözlaşqı urunmaqda. Xıtay Şərq Türkistan'a tecavüz kılıp girgenden beri her qaysı sahalardaki Uyghur sərxallarının xalqaradı közgü görünüşüge tosqulluq kılıp gelgen bulup, cümleden tenterbiyanın her xil türlerde küçünü namayanda kılgan Uyghurlarını türlük bahaneler bilen xalqara müsabıqlarge qatnaştırmay kelgen idi. Xıtay bu qedim xalqaradı gün tertibde durvatkan Şərq Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini yoşuruş üçün yenik atletki sahası da Xıtayların rekordunu buzuvatkan Əlişir Ömer'ni Asiya yaşları yenik atletki ləvhət alış müsabıqsige qatnaştırgan. Xıtay xalq torunun xəbər qilishca 25 aprel Ərəb Birləşmə Xəlifəliginin Dubai Saxçı Klubi Təntərbiyə meydanında ötküzülgən 2024 yıllık Asiya Yaşlar Yenik Atletki Ləvhət Alış Müsabıqısı da Şərq Türkistanın Aqsu vilayətindən bolğan Əlişir Ömer mutlaq üstünlük bilən ərlərinin 400 metrğa yugürüş müsabıqısının çempionu bolğan. Xitay axbarat vasitlarının xabar qilishicha kasbiy mashq bilan shug'ullanganli texi 2 yil bo'lmagan Alisher yana 1 oydan keyin 18 yoshga kiradigan bo'lib kishini hayron qoldirdigan talantga ega ekan. Ilmiy usulda mashq qilish va tirishib intizomjon bo'lish orqali uning natijasi tez sur'atda o'rligan. Bunundan ilgiri Alisher Xitoyda o'tkazilgan erlarning 400 metr qisqa musobaqalik yugurish rekordini 2 qatim yengilib, yenik atletika sohasidagi darajadan tashqari yangi cho'lpon deb atalgan bo'lib, har sohadagilarning diqqatini qo'zg'agan. Xitoy xabar manbalarida xabar qilishicha, Alisher Ömer Dubaydagi musobaqani oxirlashtirgandan keyin, u yana Xitoyda 2 bekat yenik atletika musobaqasiga qatnashadi ekan. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri Uyg'urlarga qarata irqchilik siyosati icra kılıp gelgen bulup, yıkınkı yıllarda kem kölemlik sistemilik irki kırgıncılık siyaseti icra kılışkı başlığan idi. Ve cinayetlerinin halkaradı küçülük gün tertipki kilişi sebeplik, katlıq besim ve bir kısım cezalarına düş gelgen bulup, Şarkı Türkistan'da icra kılıp gelivatkan irkçılık siyaseti irki kırgıncılık cinayetlerini yuşuruş üçün, aslida xalqaro jamiyatdagi cho'ng musobaqalarga qatnashishga yo'l qo'ymay kelgan Uyg'ur tantarbiya mahirlarini cho'ng musobaqaga qatnashishga ruxsat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Jiangsu Suning futbol komandasi 2020 yili 1 oyda e'lon qilgan uchrashuvda komanda a'zolarining qishliq cheniqish uchun Dubayga qarab yo'lga chiqqanligini bildirgan. Mazkur uchrashuvda qishliq cheniqish uchun Dubayga boradigan a'zolarning tizimligi ko'rsatilgan bo'lib, faqat Uyg'ur futbolchi Abdulhamidni qoldirib qo'yilgan. Uchrashuvda buning atalmish yerlik rayon siyosati sababidan ekanligi, uning Guangdongga qaytib qishliq cheniqishni shu yerda davomlashtirganligi bildirilgan. Ondan başka talantlıq Uyghur futbolcu İrpan Hezim 2018 yılı 2. ayda Xitay ülkesinde top oynavatkan mezgilde ceza lagırığı elip getilgen bulup, kim bu vaqa xalqaradı küçülük gulgulu payda kılgan idi. İrpan Hezim 2018 yılı 2. aydan tartıp izdireksiz yokap getgen bulup, hazırgıca onun koyup berilgenliği delillenmegen. Xitay bilen Amerikanın karşılaşışı Rusya'ya merkezleşti. Xitay rejimi raisi Xi Jinping bilan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bu qitimliq ko'rishishi Xitayning Rossiyaga yordam qilish harakatiga markazlashgan. BBC'nin xabar qilishicha 26 aprel Xi Jinping Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Beijingda ko'rishgan. Ko'rishishdan ilgari Xitayni iqtisodiy jihatdan jazolash va TikTokni cheklash masalasi ikki taraf suhbat kun tartibining muhim nuqtasi bo'lib qoladi deb qaralgan bo'lib, Amerika hukumatining Xitayni iqtisodiy jihatdan jazolash loyihasi tuzayotganligi va Amerika parlamentining TikTokni cheklash buyrug'ini ma'qullaganligi xabar qilingan edi. Ammo Blinkenning Xi Jinping bilan bo'lgan uchrashuvdan keyingi muxbirlarni kutib olish yig'ini va uning BBC bilan o'tkazgan ziyoratidan Rossiyaning bu qitimliq safarining muhim nuqtasi ekanligi ma'lum bo'lgan. Xitay rasmiy taratqularining xabariga asoslanganda Xi Jinping suhbat jarayonida bu yil Xitay bilan Amerika diplomatik munosabat o'rnatganiga 45 yil bo'ldi. Bu jarayonda ikki taraf munosabati nurg'un bo'ron chapqonlarni boshdan kechirdi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, ikki davlat raqiblar emas, balki sherik bo'lishi o'zaro ziyon yetkazmay teng natija qozonishi kerak deganlarni bildirgan. Blinken Xi Jinping bilan oldin qatim ko'rishgandan buyon tunji qatim Xitoy-Amerika munosabatining taraqqiyoti va o'zgarishini xulosalab, Xitoy-Amerika munosabati jiddiy vaziyat ichida edi.
Байден билан Ши Цзиньпин өткен йылы Сан-Францискода көрүшкөндөн буян ички дөөлөт мунасабетинин мухим илгирлештер болду деген. Билдирилишче Америка Малия министри Жанет Йеллен ва ташкы иштер министри Антони Блинкен бир жылга жетмеген вакыт ичинде Кытайны эки кытым зиярат кылган. Америка Кытайга дайым алайыда элчилерин эветип, хамкорлук сигналы берген. Кытайма якынкы айларда техими иллик болгон ташкы иштер тадбирин колдонган. Амма эки тарап янада тирикиш халатында турган. Faqat o'tgan bir oydala Amerika polat tömür va alyumin bejini oshirish, kishilik huquq dokulati va TikTokni cheklash qatorliq Xitoy norozi bo'ladigan tadbirlarni qo'llangan. Xitoy bo'lsa, atalmish egilik huquq da'vosi bexatarlik va taraqqiyot jihatidagi qizil chiziqlarni hamesha askartib turgan va Amerikani bu xil qizil chiziqdan xalqimaslik haqida ogohlantirgan. Mahmud Qashqari dramasi Anqarada olqishga erishdi. Qozog'istonning Olmota shahridagi Quddus Xo'jamyorov nomidagi Jumhuriyatlik Davlat Uyg'ur muzikalik komediya teatri qurilganligining 90 yilligi, Mahmud Qashqariyning Turk tillar divani nomli asarining yozilganligining 950 yilligi munosabati bilan dramaturg Akram Ahmadovning Mahmud Qashqari nomli asarini 24 aprel Turkiya poytaxti Anqarada o'rinladi. Turk dunyosining mashhur olimi Mahmud Qashqari ve Qaraxaniler devletinin tarihi bayan kılınan sahne eseri tamaşibillerinin zor alkışığa erişti. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişçe, mezkur Uyghur tiyatr ömeki Türksoy, yani Xalqaralıq Türkiye Milletleri Kültür Teşkilatı bilen, Kazakistan'nın Anqarada turuşluq elçixanasının teklifi bilen Türkiye'ye gelgen bulup, tiyatrını Anqaradaki her qaysi idare cemiyet mesulleri, Üniversitelerinin okutkıcı, okuğucuları ve Anqaradaki Uyghurlardan bulup köpsendi kişi görgen. Mahmud Qashqari'nin Türk Tilla Divanı namlıq əsrinin yazılgallıqının 950 yılı münasibeti bilen Birleşken Devletler Teşkilatı 2024 yılını Mahmud Qashqari yılı ilan kılgan bulup bu münasibet bilen mezkur çoğun tıplıq sahne əsri Kazakistan Medeniyet ve Akbarat Ministerliğinin qonlaşı Türksoy Teşkilatının teklifi bilen Anqarada orullanğan. Mezkur eserdeki Mahmud Qashqari rolünü oynayan Dilşad Amanbayev efendi Mahmud Qashqari rolünü nahayeti yakşı orulluğun bulup kişilerinin zor alkışığa erişti. O muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, ''Mən 20 yıldan buyan Uyghur tiyatrıda işlevatimən. Xalqımızgi burcumuzna ada kılışkı tırışıvatimiz. Biz vatinimizni, medeniyetimizni dünyağı tuğuntışkı tırışıvatimiz.'' Degen. O Mahmud Qashqari'nin rolünü oynayışının qiyin işkerlikini bayan kılıp, ''Mahmud Qashqari'nin rolünü oynayış mağa iğir geldi. Rahmetlik rejissorimiz Muhitjan Azizov akimiz alemden ötüp ketti. Biz bu akimiz bilen köp işildik. O açkan yolda mınıp vazifimizni ada kılışkı tırıştık.'' Degen. Bu pahaliyetini uyuşturgan Türksoy Teşkilatının muavin başlık Said Yusuf Efendi muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, ''Mən Uyghurcanı yakşı düşünelmegen bolsam, tiyatrdaki bu çillikten nime anlatkanlıkını düşendim. Bek təsirlik unutulmaz bir keçi boldi. Mahmud Qashqari'dan burun, kiyin ve o devirde ötken uluqlarını hürmet bilen əsləymən. Uyghur tiyatrı rahmet eydimən.'' Degen. Xitaydaki 13 bal qara quyunda 5 Xitay öldü. Xitayning janubida chiqqan 13 bal qora quyunda 5 Xitoy o'lib, 33 Xitoy yaralangan. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha 27 aprel Xitoyning janubidagi Guangzhou qarashliq Bayun rayonida qora quyun chiqqan bo'lib, shamol kuchi 13 balga yetgan. Qora quyunda 5 Xitoyning o'lganligi, 33 Xitoyning yaralanganligi e'lon qilingan. Undan boshqa rayondagi 140 dan ortiq zavod qora quyunning iyg'ir zarbisiga uchrag'an. Xitoy rejimi hozirgacha quyun apiti sababli qanchalik iqtisodiy ziyon bo'lganligi qatorliq tafsilotlarni oshkorlamagan. Avustraliyaning Adelaide shahrida Uyghur kulturi tunishtirildi.
Avustraliyanın Adelaide şəhərdə yaşayatqan müsəlmanlar məxsus ruziyyətlik fəaliyyət təşkilləgən bolub, fəaliyyət cəryanında Şərq Türkistanın növbətdəki vəziyyəti və Uyğur kültürü tunuşdurıldı. Mezkur faaliyet 27-28 aprel günleri 2 gün devam kılgan bolup, bu faaliyetini Şarkı Türkistan'da tonuşturuş puristi de bilgen Şarkı Türkistan Avustralya Cemiyeti faaliyet meydanıdan Şarkı Türkistan namıda mahsus uğrun algan. Mezkur uğrunga Şarkı Türkistan bayrağı, Şarkı Türkistan haritisi tizilip, ziyaretçilerge Şarkı Türkistan'ın tarihi növetteki vaziyeti cümleden Xitay'nın irki kırgıncılık cinayeti tanıştırılgandan başka Uyghurlarının herhal pasundaki doppileri, Uyghur hanım kızlarının atlas kiyimleri, türlük öycabdokları, turmuş buyumları katarlıklar tizilip, Uyghur kültürü namayan kılıngan. Şarkı Türkistan Avustralya Cemiyeti'nin reisi Mustafa Turan bu haqtı ziyaretimizi kabul kılıp, faaliyet ehvalini tanıştırdı. Onun aytishicha bu faaliyet rayonda yashayotgan musulmon millatlarning yilda bir qatim o'tkazib kelayotgan cho'ng ko'lamlik faoliyati bo'lib 20 mingga yaqin odam qatnashgan. Faaliyet üstü yepik ve üstü uçuk sallarda ötküzülgen bulup, zalının teşide her kaysi milletler özünün tamaklarını tonuşturup satkan. Faaliyet meydanında ballar en yakış gördüğün oyuncuklar bulgandın başka, tövgü miniş, takkı yamışış kadarlık faaliyetler ötküzülgen. Üstü yepik uğrunda bolsa, yurtlarda zulümge uçurgan her kaysi musulman milletlerinin mahsus dükkanları bar bulup, milli kiyim keçekleri tonuşturulup setilgan. Bu kadarda Uyghurlarga tesis kılıngan iki dükkan bulup, bu dükkanda ziyaret gelgen Müslümanlarga Xitayning Sharq Turkistan'da icra qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati ve Uyghurlarning kulturi tunishtirilgan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.